Motor Aynada bugün XJ6'yı tanıyacağız. Dilimizin döndüğünce size aktarabildiğimiz kadar kendi motorumun aslında bilinmeyen yönlerini birazcık kendimi hissiyatımı anlatmak istiyorum. Biz araştırdık. Hakkında çok fazla ne video bulduk ne açıklama bulduk. Çok fazla da kullanıcısı yok. Kimsenin bu motor hakkında çok fazla da fikri yok. Biz birazcık böyle işte eşten, dosttan, servisten duyduğumuz kadarıyla anlatacağız, değerlendirmeye çalışacağız. XJ6 2010 model bir motor. Yani yeni bir motor değil. Türkiye'de artık gelmiyor. Eskilerin zamanında çok rağbet görmüş bir motor. Aslında R6 motoru olan, R6 motorunun olduğu söylenen bir 600'lük sıra 4 bir motor bloğuna sahip. Bu motor bilmeyeni için çok ağır, bileni için de çok karışık bir motor. Çünkü nerede ne yapacağını tam kestiremiyorsun. Hani ben bu motoru bitiririm diyen adamı çok az bulursun. Zaten bunu çok böyle motora yeni başlayan ya da birazcık motor tecrübesi olup da motor arayanların çok fazla tercihi değil. Bunu daha fazla işte belli bir yaşını almış, bugüne kadar motorları sürmüş ama birazcık motordan anlayan, şöyle bir 4 silindirlik, hem sesi olan, hem hızı olan, hem torku olan sizi tatmin edecek bir motosiklet aslında XJ6. Abi bu motoru ilk R6 motoru var diyen var. Ondan sonra R6 motorunu işte değiştirmişler, dönüştürmüşler, kullanmışlar diyen var. Ama bildiğimiz gibi o Supersport bu Naked tarzını sonuna kadar yaşatıyor. Oturuş pozisyonu birazcık Touring gibi, onu da göstereceğim. Hem yol motoru sınıfına giriyor, hem de birazcık şehir dışı kullanacağım, hem de şehir içi kullanacağım diyenler için ideal bir motor. Alçak bir motor ama uzun bir motor. Hani şöyle tam gelip, tam böyle bacaklarını kavrayıp, birazcık şöyle rahat bir oturuş pozisyonu, rahat bir amortisör, rahat keyifli bir sürüş. Belli bir devirden sonra işte o egzoz gürültüsü gidiyor. Böyle uçak tıslaması gibi, ıslık sesi gibi tıs diye bir ses kalıyor. Yani ses de rahatsız etmiyor belli bir devirden sonra. Hani sürekli o egzoz sesini duymuyorsunuz. At devirlerde şehir içerisinde şöyle bir vın vın yapıp şöyle bir ortalığı inleteyim. Şöyle sokak aralarından geçerken beni bir duysunlar. Trafikte araçların arasından geçerken beni fark etsinler diyenler için mükemmel orijinal bir egzozu var. Orijinal egzozunda bile baba ses mükemmel. Yani ses insanı tatmin ediyor. Daha da süresin geliyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var ki ne diyoruz? Bunu başlangıç için önermiyoruz. Birinci vites fazla gaz verdiğinde ve bunu ışıklarda falan kalkışta yaptığın zaman arkadakiler böyle oluyor. Tamam abi sen git önceden, sen git biz şey yapmayalım falan, böyle herkes şok pozisyonda izliyor. Çünkü arka lastik böyle şey, oryantal didem gibi böyle oynuyor. Arka lastiği tutamıyorsunuz ve bunu hissettiğim zaman ne oluyoruz yine falan oluyor. Bu motoru kolay kolay tekere getiremiyorsun çünkü arka kısım daha fazla uzun. Yani arkayı uzun bıraktıkları için kolay tekere gelen bir motor değil ama
kolay yanlayan bir motor. Gücünü çok zor ayarlıyorsun ama bir o kadar da dengeli. Şimdi bu motor 205 kilogram falan. Bazı yerlerde 190 küsur falan yazıyorlar. Ama 17 litre depo hacmi, işte yağını, ıvırını, zıvırını eklediğin zaman 205-210 kilo arasında bir motosiklet çıkıyor ortaya. Ama bir kuş gibi de hafif yani. İnanılmaz da dengeli. O ağırlığı da size vermiyor. Benim yolda TNT 250'de yaşadığım sıkıntı şuydu. Şehir içerisinde çok fazla kullanıyorsun. Trafik tıkanıyor, gitmiyor. Gaz aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa. Hın 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 sürekli bütün yükün motorun o 200 kiloyu omuzlarında hissediyorsun. Bu belli bir süre sonra omuz ağrısı yapıyor, kol ağrısı, bilek ağrısı. Sen ne kadar işte ben gidonu sıkmıyorum de, bacaklarım ve depoyu sıkı tutuyorum de, ne yaparsan yap o yükü sana TNT 250 bana yüklüyordu ve ben artık özel diyordum ki belli bir yoldan sonra benim kollarım ağrımaya başladı. Bir dursak mı, dinlensek mi vesaire falan. XC6'da bu yok abi. Yola çıkıyoruz. Mis gibi, çiçek gibi. Benim kulağımı rahatsız eden bir ses yok. 4 silindir. Vibrasyon yok. Sıfır vibrasyon. İşte motorun gittiğini hissetmiyorum. Kaçta gittiğimi hissetmiyorum. Sadece gözüm devir saatinde. Devrim düşük mü geliyor, fazla mı geliyor bilmem de. Beni tek ilgilendiren şey sürüşümde devir saati ve yoldan keyif almak. Ve ben bu motorla artık daha böyle yoldan keyif alıyorum. Çok rahat aralara girebiliyorum. Buna hani şey baktığın zaman kalıplı bir motor. Ama aralarda işte şöyle arkadan bir gaz açtığın zaman egzoz sesini duyduğunda herkes sağa sola kaçmaya başlıyor zaten. Arkadan ne geliyor ya falan böyle muhabbeti oluyor. Sonra 77 beygirde olabilir, 105 beygirde olabilir. Teoriye göre, aldığım kişiye göre, söylediğine göre çok fazla XC6 kullanıcısı gelmiş. Aralarında fark olduğunu söylüyorlar. Ve bunu şey olarak söylüyor. Birinci ilk gelen nesil, ilk gelen motorların 105 beygir olarak geldi. Daha sonra gelenlerin kısıtlandığı, daha sonradan işte kesici mesici olayları girdi araya. Ondan olabilir. Ama bizim bunu önce öğrenebilmemiz için bir dyno testine sokmamız lazım. Ama şu an sizin bilmeniz gereken bu motor 77 beygir. Ruhsatta da 105 beygir yazıyor. O yanlış yazılmıştır bilmem ne, onu bilemiyoruz. Ama kitapçıkta yazan 77 beygir, ruhsatta yazan da 105 beygir. Bir ön tarafa geldiğimiz zaman far dizaynı birazcık akvaryum havasında. Bayağı büyük bir kafaya sahip. Kafa grenajı yok. Grenajlı olanı farklı bir modeli. Bu da bunun grenajcısı var. O zaman farklı bir muamele yapıyorlar. Fiyatlar farklı bir şeyler değişiyor yani. Bu çıplak soyunmuş hali. Bunu karıştırmıyorum. Bunun için de bir Japon balığı besleriz. O büyükte, o çaplıkta falan. Biz bunu aldığımızda LED ampul vardı içerisinde. Gene beyaz yanıyordu. Ama yeterince aydınlatmıyordu. Biz aydınlatmasından birazcık böyle müzdarip olduğumuz için daha önceki motorlarımızdan da Motobis'le tanıştık. Motobis bunun komple aydınlatma sistemini yaptı. Onun ne videosunu çektik. O da kanalda var. Şu an aydınlatmasından memnunuz. Çakarlardan memnunuz. O zamandan kalan, işte o zaman teknolojisiyle takılmış sinyallerden tabii ki yine müzdaribiz. Onları da fırsatımız olursa değiştireceğiz. Premlerine girecek olursak eğer önde çift, arkada tek disk var ve Yamaha gene işte paradan bilmem neden kaçmamış. Nifilme Brembo fren kaliperi sistemlerini kullanmış. Ben frenlerinden gayet memnunum. Çiçek gibi çalışıyor. 600 cc'lik motoru durdurabilecek kadar güzel. İşte çok hızlıyken de böyle tek teker tutacak kadar güzel bir fren sistemine sahip. Bunu desteklemesi için tabii ki de lastiklerimiz çok önemli. Ben bunu daha işte lastiklerini yeni değiştirdim. Şu anki üzerinde Pirelli Diablo lastikler var. Lastiklerden de memnunuz. Kolayısına yumuşak lastikli bir lastikle değiştirdik. Gelelim bir de devir saatinden bakalım. Göstergede gene Yamaha tarzı. Yani bizim Yamaha'da gördüğümüz tarz şu. Gereksiz bir şeye yer vermiyor. Devir saati manuel. Zaten bizim işimiz devir saatiyle. Hız göstergesine baktığın zaman abi ben ne yaptım, bu hız ne böyle, ben işte viraja bununla mı girdim, bıttı 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 derken gözün kayıyor, bilmem ne oluyor, korkuyorsun, panik yapıyorsun falan filan. O yüzden devir saatinin manuel olması ve sadece senin devir saatine bakabiliyor olman güzel. Gösterge panelinde ise hız göstergesi var, ısı göstergesi var, yakıt göstergesi, saati ve yaktığımız kilometre var. Isı göstergesi 42 dereceye gelmeden yanmıyor bu arada. Sadece orada işte ısı derecesi yanıyor. Ondan sonra hani 42 diye geçiyor. Trip A'sı, trip B'si var. Bir de bu anahtarların yamağını kaybettiğiniz zaman çakma bir anahtarla çalışmıyor bir de. O sürekli yanar orada. Onu da söyleyelim. Komutatörlere gel. Komutatör mü?
kombinatörlere geldiğimizde ben ekstradan işte çakarlarımın tuşunu daha rahat kullanabilmek için sinyallerin olduğu kısma taktım. İşte sinyali, bilmem nesi, ıvırı zıvırı hepsi var. Ama işte sağ sinyal yaktım, sol sinyal yaktım, sol ayrı yanmıyor da sadece sinyal ampulü yanıyor sadece. Hani onun ayrı ayrı olur, siz bunu bir eksi olarak görürsünüz ama benim için bir eksi de sinyal yanıyor ya da yanmıyor olarak gösteriyor. Aynalar başımızın belası. Benim başımın belası. Sürekli yolda böyleyim. Böyle gidiyorum ya. Böyle sürekli omuz gösteriyor. Bunları almayın. Şunları almayın. Ben en yakın zamanda elime ilk fırsatta para geçerse önce bunları değiştireceğim. Aynalar berbat. Bu aynaları takmayın. Hiçbir şey göstermiyor. Sadece görüntü. Apaş iş yani. Başka bir şey değil. Amortisörlere geldiğimizde. Ben bir sürü motor test ettim. Bir sürü motora bindim. Amortisörünü iyi dedim, güzel dedim. Hissettiriyor, hissettirmiyor dedim. Bazıları işte otobüs şoförü koltuğu yayı gibi böyle bıcık bıcıkken bazıları da çok sert. Ama ben bunun tam böyle arasındaki tam kıvamında amortisör dediğim şey işte XJ6'nın amortisörü. Yolda taşa, tokaca, çamura, çukura bir şeye giriyorum ve bazen görmüyoruz, hızlı giriyoruz. Çukurların hiçbirini şahsen hissetmiyorum. Bugüne kadar girdiğim işte sürekli o çukuru kapatmadıkları çukurlar var yolda. Ona kaç kere hızlı girmişliğim var. Yani işte yavaşlayamayım, arkamdaki işte sıkıştırabilmem ne. Asla hissetmiyorum. Amortisör performansı mükemmel. Bunu gerçekten çok seviyorum. Gönül rahatlığıyla da bunu size söyleyebiliyorum. Ve egzoz sesini dinleyelim isterseniz. Bir de çakarlara bakalım. Çünkü sadece öne değil, arkaya da çakar yaptırdım. Abi egzoz şu. Allah seni belanı versin. Gene bu geldi, Allah kahretsin seni. Bilmem ne. İşte kapınızı ev sahibi çalar. Sizin komşunuz çalar. Ya gene sen mi geldin? Şu ev sahibi geldi dedi ki motoru dedi yokuş başında kapatıp dedi öyle çıkarabilir misin? İşte şikayet varmış bilmem ne, motor alıyorsanız egzoz sesinden şikayet çok fazla gelir. Orijinal ama yani bu egzoza da benim yapabileceğim bir şey yok. Yani ne kadar kapatmaya çalışsan da sesi kapanmıyor. 4 silindirlik motor yani Allah belalarınızı verse o küfürleri müfürleri çok fazla duyacaksınız, ona alışın. Önceden onu ben bir söyleyeyim. Söylemedi demeyin. Burada yaptığımız olay öndeki gibi. Öndeki ledleri nasıl değiştirdik? Aynı şekilde stoptaki ampulü de değiştirdik içindeki. Ve yanlara aynı hizayı, aynı tasarımı devam ettirmesi için ince ince çakarlar taktık. Çok göze batmıyor ama gece çok da güzel belli oluyor. Ne kadar çok kendimizi gösterirsek, yolda belli edersek o kadar iyi. Çünkü sokakta hayvan dolu. Sen kıçına ampul de taksan abi adam seni görmüyor. Ne kadar belli ettik o kadar avantaj. Bir zinciri görmezi istiyorum. Abi böyle bir zincir yok. Yaklaşık bacağımla aynı boy. Şuradan başlıyor ayak ucuma kadar zincir var. Ucuz zincir de takmam ben buna. Bana kol gibi zincir parası girecek yani. Güzel, avantajlı. Tekere gelmiyor motor. Güzel yanlıyor ama birazcık bana maliyetli olacak gibi görünüyor. Tasarım genel olarak güzel. Nisan 2020 ikinci el fiyatları motorun 30-35 bin lira civarlarında. Motorun temizini bulursanız güvenerek alabilirsiniz bana. Ama motor tecrübeniz varsa alın. Tasarımını çok seviyorum. Çok güzel, çok kalıplı, çok büyük bir motor. Hani genişlik, depo hacmi bilmem nesi. Ha bu arada şeyden bahsetmeyi unuttum, deposundan. Yaklaşık 3.8 ile 5.5 arası yakıyor. Yani 3.5-5.5 litre arasında yakıyor. Yani bunu 5 litreden hesaplasanız yani 300 kilometrede 300 kilometre falan bir depo sizi götürüyor. Ya bu az bir şey değil. Hem 4 silindir alıyorsun, hem hız alıyorsun, hem tork alıyorsun. Hem de çok güzel bir yakıt harcaması var. Tasarruflu da. Bir şeklini, şemalini ben motorumun şahsen çok beğeniyorum. Size hitap eder etmez. O sizin artık tarzınız. Keşke Yamaha bunun devamını getirse diyoruz bence. Bir de bunu şöyle Yamaha MT7 ile kıyaslayanlar var. Bunun grisi MT7'ye bir tık daha benziyor ama MT7 ile arasında bariz
sürüş konusunda çok farklar var. MT7 birazcık daha genç motoru, daha dinamik, daha böyle kanı kaynayan gençlerin motoruyken bu biraz daha işin şeyini almış, eli bilmem nereye takmış insanların motoru gibi. Neyse, bizim anlatacağımız, benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Benim anlatmadığım, şunu da keşke söyleseydin dediğiniz şeyler varsa mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın diyoruz ve size veda ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak bırakmayı ve motoru seveceğini düşündüğünüz, bu videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bol XJ'li, bol 4 silindirli, bol gazlamalı günler. Yollarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.